bir telaffuz edebilir miyiz? Glu glu. Glu. Wow, au glu. Ben tam bilmiyorum. Ankara'da kulislerde konuşuluyormuş diyor Hikmet Genç. Hatta çok tanınmış ve etkin bir CHP'liden edinilen bilgiye göre. Kim olduğunu bilmiyoruz ama üst düzeymiş. Kılıçdaroğlu olan kurultay öncesi muhtemel rakiplerini bertaraf etmek, gavurcası ekarte etmek istiyormuş. Demek ki o kadar yürümesine rağmen koltuğu hala sağlama alamamış. Akla gelen ilk isim Muharrem tabii. Muharrem İnce'ye yakın il başkanlarının yerine yeni isimleri atamayı planlıyormuş hesap uzmanı Kemal. Bundan kısa bir süre önce Ankara İstanbul ya da gelsin. Bundan kısa bir süre önce Ankara İstanbul ya da Bursa Belediye Başkanlığı'na aday olacağını söyleniyor. Doğru mu diye sorduklarında bu haberleri CHP'liler yaptırıyor. Genel başkan olmak ve bu ülkeyi yönetmek istiyorum. İddiamın arkasındayım ama 2019 seçimleri öncesi aykırı ses çıkarmamaya çalışıyorum. Ben iddialı bir siyasetçiyim. İddiamdan vazgeçmiş değilim demişti. O haberleri yaptıranlar da üst düzey bir CHP'lidir herhalde. Belli ki siyaseti bırakıp Yalova'da serbest gezen tavuk çiftliği kurma niyeti yok Muharrem'in. Tabii şartlar eskisi gibi değil. Yani CHP koltuğu eskisi kadar değerli olmayacak. Asıl mesele CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Burada Hikmet Genç tabii hiç unutamadığımız, hiç aklımızdan çıkmayan o siyasi tahlili de hatırlatmadan geçemiyor. Başbakan bir partiden, Cumhurbaşkanı başka bir partiden, işte o zaman kavga çıkar, paradoksu yok yani. Hatırlıyorsunuz değil mi? Kemal Kılıçdaroğlu yani önemli değil ama 16 Nisan referandumu sürecinde hayır kampanyasını örgütlüyordu. Yani hayır kampanyasının lokomotif partisinin başındaydı. Sokak sokak, meydan meydan, radyo programı, televizyon programı falan, gazete mülakat falan dolaşıp neden hayır verilmesi gerektiğini anlatan partinin başkanıydı. Ve çıktı bir radyo programında dedi ki, başbakan başka bir partiden, cumhurbaşkanı başka bir partiden, kavga kıyamet o zaman kopacak. Bu neden anlatmıyorlar millete dedi. Kemal Kılıçdaroğlu. Sonra dendi ki, Sayın Kılıçdaroğlu, başbakan yok artık. Ha tamam, dur ben bir daha bir bakayım. Örneğin İlhan Kesici aday olursa %53 ile Cumhurbaşkanı olurmuş. Sonların Hakan'ı söylüyor. İlhan Kesici aday olursa %53 ile Cumhurbaşkanı olurmuş. Akşener'in ise %20 oyu varmış. Kılıçdaroğlu'nun da tek başına %25 oyu olduğunu kabul edelim. Muharrem en az %30 alır. Bu durumda artık geriye ne kaldıysa diğer partiler aralarında paylaşır. Peki İlhan Kesici'nin oyu niye bu kadar yüksek? Hakan Çelik, Fethullah Gülen'in 15 Temmuz darbe girişiminin arkasında olduğuna dair bir şüphe var mı diye sorduğunda ben wow, au, uu, ben tam bilmiyorum dedi Kesici. Yani adam bayağı kontrollü konuşuyor. %53 oradan geliyor zahir. Şimdi soru şu. Muharrem iddiasını sürdürdüğüne göre koltuğu kapabilir mi? Yine olmazsa bu sefer Muharrem için yenmiş de yenmiş, yenmiş de yenmiş demeye mi başlayacağız? Kılıçdaroğlu 2019'da aklımızı kullanacağız demişti. Kendisi aynı zamanda aklını kullanıp CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olacak mı? Bu vakte kadar ne kullanıyorlardı bilmiyorum. Bundan sonra aklılarını kullanacaklarmış. %53'lük İlhan Kesici'yi nereye koyacaklar peki? Bu da Mustafa Sarıgül ile siyasete geri dönüyormuş. Ne olacak şimdi? Ben, wow, au, u, gulu gulu, vak vak. Ben tam bilmiyorum diyor Hikmet Genç. Sonra biliyorsunuz İlhan Kesici tevil etti. Ben soruyu anlamadım dedi. Soruyu anlasam başka bir cevabı olurdu belki diye şey ettim.